Merhabalar. Pembe Düğme YouTube kanalına hoş geldiniz. Ben Fatma Öğüt. Bugün sizlere görmüş olduğunuz bu süveterimi anlatmak istiyorum. Süveterimin örneği zırh örgü örneğim. Örneğimiz iki farklı şişle hazırlanan bir örnek ve bu iki farklı şişin arasında da en az 4 milim fark olması gereken bir örnek. Elimde olan ihraç fazlası bir yünle hazırladım. Ama siz istediğiniz iplikle süveterimizi hazırlayabilirsiniz. Süveterimizin eni 51 santim, boyu da eğer yakadan itibaren ölçü isterseniz burası da 73 santim. Örgümüzü 20 ilmek atarak örneğimizi göstermek istiyorum. 20 ilmeğimizi dizdik. Şimdi ilk ilmeğimizi düz örgü olarak örüyorum. İkinci ilmeğimizi ters örgü yapacağım. Ters örgümüzü de normalde bu şekilde örüyoruz ters örgümüzü. Fakat bu örneğimizde yukarıdan bu şekilde alarak örüyoruz. Düz örgü yaptım. Bir tane ters örgü yapıyorum. Bir düz örgü, bir tane ters örgü. Bu örneğimizde zaten dediğimiz gibi püf noktalardan bir tanesi de bu düz örgümüzü normal düz örgü örüp ters örgülerimizi de yukarıdan almak ve bu şekilde sıra sonuna kadar örgümüzü örüyoruz. Sıra sonuna geldik. Şişimizi çeviriyoruz ve şimdi kalın olan şişimizle örmeye başlıyoruz. Yine normal örgüde olduğu gibi ilk ilmeğimi örmeden şişimi alıyorum. İkinci ilmeğim ters ilmek, ters örgü. Bunu yukarıdan yine ters örgü ördüm. Normalde düz örgü örerken bu şekilde açarak örüyoruz. Fakat ben şişimi geçiriyorum ve döndürmeden düz örgümü örüyorum. Ters örgümüz ve düz örgümüz. Ters örgü ve şişimizi geçiriyoruz ve düz örgü yapıyoruz. Bir düz, bir ters. Örgümüzü bu şekilde örmeye devam ediyoruz. Örgümüzü istediğimiz boya getirdiğimiz zaman omuzlarda 3 tane örneği devam ettiriyoruz ve eksiltmeler yapıyoruz. 3 örneğin yan tarafından. Bunu göstermek istiyorum. İstediğimiz boya getirdik. Yine ilk ilmeğimi taktım. Ters örgümü ördüm. Düz örgümü yaptım. İlk örneğimi yaptım. Yine bir ters, bir düz, bir ters, bir düz ördükten sonra burada benim 3 tane 1, 2, 3 tane örneğim oldu. 3 tane örneği yaptıktan sonra doğru yüzüne geldiğimiz zaman ters tarafından değil, doğru yüzünden 3 tane ilmeğimizi eksiltmemiz gerekiyor. Burada ters örgüdeyiz. Aynen burada 3 tane yaptım. Buradaki 3 örgünün 3. örneğin bitiminden sonraki ters ilmeğimde 3 tane eksiltme yaptım. Bu şekilde eksiltmemizi yapıyoruz. Yine diğer ucuna kadar, şuraya kadar örmeye devam ediyoruz. Düz örgümü yaptım. Şimdi ters örgümü yapıyorum. İlmeğimi örüyorum. Düz ilmeğimi ördüm. Yine burada 1, 2, 3 tane örneğimiz kaldı. Benim ilmeklerim az olduğu için biraz fazla örmüşüm. 1, 2, 3 tane örneğimiz var. Yani ben burada şu 1, 2, 3 ilmeği kesmem gerekiyor. 3 tane ilmeği kesiyorum. Ve bu şekilde yine düz örgü, ters ilmek, ters örgü, düz örgü. Tekrar bir ters ördüm, bir düz ördüm ve sıra sonundaki ters örgümü de örerek sıra sonuna geldim. Bu şekilde eksiltmelerimizi yapıyoruz ve
Döndürüyoruz şişimizi. Arka tarafında hiç eksiltme falan yapılmıyor örgümüzde. İlmeğimi taktım. Ters ilmeğimi ters olarak. Düz ilmeğimi düz örgü olarak. Örgülerimi bu şekilde ördüm. Süveterimiz 350-400 gram iplikle hazırlandı. Ben hazırlarken çok keyif aldım. 2 günde çok çabuk, çok kolay bir şekilde hazırlanacak bir örnek. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir başka tarif videosunda görüşünceye kadar sağlıkla kalın.